Popstar Alaturka'ya tekrar hoş geldiniz. Yarışma kısmı devam ediyor. Bakalım sırada kim var? Osman Tan son yarışmacımız 103 Birol. Söz ve beste Orhan Gencebay. Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim. Budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorum. Ben ne bir taş ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Tebrikler Birol. Teşekkür ederim sana. Hayra bol seninle gurur duyuyor diyorlar. Sağ olun Aram, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkürler, sağ olun. Tabii ki burada en büyük alkış bu dev eserin sahibi Sayın Orhan Gencebay'a. Orhan Bey... Orhan Bey... Zor bir eser zannediyorum. Tabii sizden almak istiyoruz yorumunu. Çok zor ve uzun. Aynı zamanda bu daha da farklı yorumlarla senfonik bir nitelikte alabilecek bir yapısallık taşır. Ve gerçekten sahnelerde de okutması kolay olmayan bir eserdir. Bir de felsefe içerir. Felsefeyi içerirken aynı zamanda sevgiliyi yüceltir. Ve sevgiyi yüceltir. Sevgiliyi yüceltir. Sevgili daima hedef olandır. Sevgili, hangi sevgili? Sevgi yüceltilir de karşıt sevgili de yüceltilir. Yani insan sevgisi neticede Yaradan'a ulaşır bütün sevgiler. Evet. Ve bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama başlangıçta ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim. Budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Ağaçların özgürlüğü ancak ağaç gibi olur. Benim özgürlüğüm ise düşüncemle hayat bulur. Her sürünün bir çobanı var. Çobanını koyun seçmez. Ben insanın koyun değil, ben bilirim koyun bilmez. Neticede bunu anlatırken hepimizin mamulü topraktır. Ben toprağa büyük saygı duyuyorum. Özümüz bu. Oradan geldik ve oraya göçeceğiz. Ama şu anda yaşarken şunu temenni ediyorum ve olmasını da şiddetle istiyorum ama mümkün değil. Benim elimde olsa tarım alanlarına kesinlikle inşaat izni vermem. Benim elimde olsa. Çünkü bir tarım alanı, hepimizin oluştuğu, özümüz olan o toprak ve yediğimiz o toprak, bizi yaşatan o toprağın 50-60 santimlik bir toprak olduğunu düşünün, 10 bin senede oluşuyor. Ve biz bunun üzerine betonu yığıyoruz. Bir daha yaşamamak üzere öldürüyoruz onu. Ne yapıyoruz? Ve kendimizi de yok ediyoruz.
toprağı yok ederken kendimizi de yok ediyoruz çünkü özümüz toprak. Yani toprağa bu denli saygıyla, sevgiyle bakmamız lazım. Bunun en büyüğünü söyleyenlerden biri babamız, pirimiz Veysel Baba'ydı. Benim sadık yarim kara topraktır dedi ayrıca. Yani toprak özümüzdür, toprağı seveceğiz. Neticede sevgiliyi anlatıyoruz, toprağı anlatıyoruz, bütünleşiyoruz onlarla. Yüreğinize sağlık, ne kadar sağ güzel olun. Anlatmışsınız. Teşekkür ederim. Berhudar ol evlat, sağ ol, var ol. Teşekkür ederim gönlüne, hocam, sağ dinine, olun. Dinine, duyguna sağlık. Birol'un yorumunu da beğendiniz mi Orhan Bey? Artık eser benden çıktığı için herkes gönlünce yorum yapacaktır. Çünkü bunu benden başka kimse okumadı. Ben müsaade etmedim demek istemiyorum. Böyle bir şey yok. Aslında bundan sonra okumak isteyenler okuyacak ama bunu yurt dışında yapmışlardı. Bazı ülkelerde benim yüzlerce eserimi gerek Yunanistan'da gerek İsrail'de gerek Akdeniz ülkelerinde İspanya'da ve Mısır'da yapmışlardı. Onlar da farklı farklı yorumluyorlardı. Bugün Birol da kendine göre güzel bir yorum çıkardı. Sağ ol. Nereden aklına geldi bunu okumak? Kolay olmuyor mu bu eseri? Teşekkür ederim Birol. Sağ ol, var ol. Teşekkür ederim. Birol harika bir yorumcu tabii. Her zaman iyi yorumcu. Teşekkür ederim. Sağ ol. Diğer jüri üyelerimiz 10 geldi Ebru Gündeş'ten. 10 dedi bu yoruma. Nerede Birol'un alkışı? 10 puan geldi. Armağan'cığım. Ben de aranıyorum değil mi? Ya şimdi eserin sahibi burada oturunca konuşmak çok zor oluyor. Vallahi Orhan abi çok zor oluyor. Siz burada oturun. Gönlün ne diyorsa berhudar ol, saygı duyarız. Orhan abi söyledi, benden başka kimse okumadı dedi. Alışılmadık bir şeyi ilk defa, yani bizim kulağımızda hep Orhan abinin yorumu var. Doğal olarak insan ona yakın bir şey bekliyor. Alışkanlıklar, demin de konuştuk aslında, çok önemli. Hani kulağımızın duyduğu bir yorum biçimi var. Ve şimdi birisi çıkıp bambaşkaya yakın bir şey söyleyince insan bir garipsiyor. Bu şarkı, o şarkı mı? Yoksa birisi başka bir şey mi okuyor diye. Ama demin de biz az evvel benzer bir şey konuştuk aslında Orhan abiyle. Şimdi Orhan abi ağzına sağlık deyince bana da ağzına sağlık demekten başka bir şey düşmüyor tabii. Ama seni sıkan bir şey var gibi sanki. Ben derdimi anlattım, Orhan abi anladı beni. Yani o kadar özüne alışmışız ki bu farklı yorum o kadar tat vermedi gibi bir şey sanki. E öyle şimdi mi? Orhan abiden aldığımız tadı buradan aldık mı? Asla. Ben kendi adıma ben almadım. Çünkü çok alışmışız onu dinlemeye. Belki de bu kadar klasikleşmiş eserleri söylemenin belki de böyle bir handikapı var, bilmiyorum. Bir taraftan da Armağan'cığım ama bir cesaret değil mi? Yani bu kadar zor bir eseri seslendirmeyi seçmek de bir cesaret mi diye sormak istiyorum sizlere. Evet, doğru, cesaret ama hani bence şöyle bir şey. O cesareti gösteriyorsanız ya ona yakın bir yorum çıkaracaksınız ya da kimsenin haddine değil ama hani ona biraz yaklaşacaksınız ya da üstüne çıkmaya çabalayacaksınız. Şimdi bu cesareti gösterip onun çok altında bir yorum çıkartıyorsanız o cesaret işte o zaman olmuyor. Peki. Bülent Hanım? 10. Teşekkür ederim hocam, sağ olasınız. Orhan Bey bir şey ekleyecek zannediyorum. Tabii ki yorum sınırsızdır. Birol çok iyi bir yorumcu. Ben inanıyorum ki başka türlü yorumlarda çıkarabilir bir rol. Yani çalıştıkça. Bu kolay değildir. Sürekli çalışmayı gerektirir. Ne demek sizin anlatayım? Sizdeki yerler sizin gibi gelmediği için ben de kendime ait bir şeyler ekledim oraya. Gayet güzel bir rol. Yani evet. Çok teşekkür ederim. Ya bu eseri seçtiğin için de teşekkür ederim. Çünkü kolay olmayan uzun bir eserdir. Çok uzun. Sözleri de çok uzundur vesaire. Ben de tabii ki sana 10 veriyorum. Bir çok rol. Teşekkür sağ ederim ol. Hocam sağ olun. Teşekkürler Orhan Bey. Armağan'cığım 9 puan da Armağan'dan geldi. Gayet güzel bir puan. Toplam 39 puana ulaştı ve kağıt çıktı. Bakalım uzun bir teşekkür efendim geliyor. Malkara Belediyesi'ne, Tekirdağ Belediyesi'ne, Barbaros Belediyesi'ne, Hayrabolu Belediyesi'ne, Sefaköy'e ve de 19 Mayıs'ınızı da kutluyorum buradan bütün Türkiye'nin. 19 Mayıs'ta 19 Mayıs akşamı Tekirdağ'da konserimiz var amfitiyatroda.
Yay ailesine, Kiremitçi ailesine, Akçay ailesine, cumartesi akşamları Erguvan Restoran'dayım, Erguvan Restoran çalışanlarına, Alışık ailesine, Güner ailesine, Engin ailesine ve Uysal ailesine teşekkür ediyorum. Marmara ailesine ve gurbetçilerimize de selamlar gönderelim. Desteklerini bekliyorum efendim. Sağ olun, var olun. Bir şey yapmadık. Ha, askerlik yaptığım Armoni Müzikası Moral Ekimi'ne de, oradaki komutanlarımızla ellerinden öpüyorum. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ben buradan. Sağ olun abi. Peki aday numaranı da söyler misin? Aday numaram da 103 yazıp 3004'e gönderirseniz beni mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. 103 Birol'un aday numarası. Eğer siz de destekliyorsanız cep telefonlarınıza 103 yazıp 3004'e gönderiyorsunuz. Sevgili izleyiciler, Birol son çıkan yarışmacımız oldu. Şu anda saat 1'e 20 var. Oldukça geç bir saatte çıktı. Geçen hafta aynı şeyi Adnan için söylemiştim. En son olarak çıkmıştı. Eğer Birol'u destekliyorsanız geç çıktı. Bu bir dezavantaj olabilir. Lütfen oylarınızı esirgemeyin. Birazcık daha özen gösterin oy göndermek konusunda. Gerçi geçen hafta Armağan'ın dediği gibi Adnan son çıktı ama birinci olmuştu. (Gülüyor)